Merhaba, bugün bir Polaroid fotoğraf makinesi tanıtacağız. Elimde bulunan makine Polaroid Lan Camera Model G66. Makine son derece ağır bir fotoğraf makinesi. Nereden baksanız 2 kilo yakın diyebilirim. Tamamıyla metal bir gövde. Sadece üzeri kaplama gördüğünüz gibi. En büyük özelliği büyük boy bir fotoğraf çıkartması. Filmleri büyük boy. Hemen hızlıca inceleyelim. Üst tarafına bakıyoruz. Üst tarafında bir deklanşör tuşu bulunmakta. Gördüğünüz gibi tuşun üzerine bir rakamı var. Bunun sebebini açıklayacağım. Burada gördüğünüz gibi bir vizör. Vizör şu şekilde kaldırıldığı zaman kullanılabilir hale geliyor. Bu tarafında bir kayış var gördüğünüz gibi. Elinizi kavrayabilmenize yarıyor, tutabilmenize yarıyor, taşıyabilmenize yarıyor. Ön tarafta da lensi bulunmakta. Şurada gördüğünüz gibi diyafram değerleri var. Bakın şu an lensin diyaframı hareket ediyor. Burada bir pozometre ekranı var. Gayet büyük bir pozometre ekranı. Şimdi lensi gördüğünüz gibi körüklü bir makinedir bu. Şurada pozometre ekranını buradan görebiliyoruz. Kırmızı ibre. Onun haricinde şuradaki tuş ve şuradaki tuş bizim körüğü tekrar içeri sokmamıza yarıyor. Gördüğünüz gibi içeri giriyor. Şu an kilitlendi. Onun haricinde şu yan tarafta fotoğraf flaşı bulunmakta. Bu flaş ampulle çalışıyor. Buraya koyduğunuz ampulü sıkıştırıyorsunuz. Sonrasında da patladıktan sonra atıyorsunuz. Tekrar kapattık. Bu şekilde koyabiliyorsunuz yerine. Diğer tarafa geçtiğimizde şurada deklanşör kablosunu görüyoruz. Deklanşör kablosuyla fotoğraf çalışıyor. Burada da 2 numaralı tuşu görüyoruz. Bunun sebebini de geleceğiz. Arka tarafa geldiğimizde de gördüğünüz gibi 3 numaralı tuşu var. Burada instruction bilgileri var. Makinenin nasıl kullanıldığını bize bildiriyor. Burada da 4 numaralı tuş var. Yani şimdi tuşlar şu işe yarıyor. 1 numaralı tuşa basıyorum. Gördüğünüz gibi deklanşör çaktı ve 2 numaralı tuş aşağı indi. 3 numaralı tuşa basarak içindeki filmi kesiyorum. 4 numaralı tuşa havaya kaldırıyorum. Buradan filmi çekip alıyorum. Yani bu bir sıralama. Şimdi bunu tekrar ben kuruyorum gördüğünüz gibi. Şimdi makinenin içine göz atalım. Buradan ekstra kapaktır. Bu çektiğiniz filmi buradan görebilirsiniz. Gerçi o soğuyacak falan. O ayrı bir olay. Bunu zaten çok kullanmıyorsunuz. Şimdi makinenin içine şu şekilde açılıyor. Şuradaki tırnağı, gördüğünüz gibi burada bir tırnak var. Bu tırnağı aşağı indiriyorum. Makinenin kapağı açılıyor. Gördüğünüz gibi son derece büyük ebatları oluşuyor bu şekilde aldığı zaman. Burada da aynı zamanda bir ayrı bir instruction bilgileri var. Kullanmanız ve yapmanız gereken uyarılar var burada aynı zamanda. Şimdi bu kapağı da açıyorum. Şimdi makine Polaroid fotoğraf makinesi ama standart herkesin bildiği filmlerden farklı film kullanıyor. Rulo Polaroid filmi kullanıyor. Film rulosunu buraya yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi 120 mm'den daha büyük bir film. Filmi buraya yerleştiriyoruz. Filmi oraya yerleştirdikten sonra buradaki silindirden geçirip buraya getiriyoruz. Buradaki silindirden de geçiriyoruz. Bu arka taraftan geçiriyoruz. Şuradan geçiriyoruz. İlk önce buradan, sonra buradan geçiriyoruz. Sonra bunu kapatıyoruz. Ardından filmi buraya getiriyoruz. Buranın içinden geçiriyoruz. Şu bölgenin içinden geçirip bu silindirin yardımıyla buradan getirip ağzını buraya getiriyoruz. Burada şu bölge arkada üçüncü tuşun bulunduğu bölge. Burada bıçaklar var. Filmi çektikten sonra film çünkü rulo halinde olduğu için onu kesmek gerekiyor. O pozu kesmek gerekiyor. Bu bıçak yardımıyla biz o pozu kesiyoruz. Belirli bir metreye, belirli bir ölçüye geldikten sonra kesiyoruz tabii ki de. Direkt çektikten sonra basamayız. Çünkü çektiğimiz poz burada kalacak. İlk önce onu çekeceğiz. Belirli bir yere geldikten sonra bunu keseceğiz. Zaten filmin üzerinde nasıl yapmanız gerektiği yazıyor. Filmi kestikten sonra bu taraftan dördüncü bölümden çıkartıyoruz. Bunu tekrar kilitliyoruz. Açılmıyor. Kapatıyoruz. Sonrasında buradan tuşları basarak aşağı iniyoruz. Yani şu arada gördüğünüz bir pil var. O pilde orada bir dinamo var. Daha doğrusu o dinamo pozometrenin çalışmasını sağlıyor. Bunu buradan aşağı indiriyoruz. Bunu kurarak aşağı indirebiliyoruz ki kapansın. Gördüğünüz gibi makinemiz kapanmış hale geliyor. Oldukça büyük. Gördüğünüz gibi ellerin iki elime de sığmıyor neredeyse. Büyük bir fotoğraf makinesi.